Videoyu geçmeden önce dostlar bir Instagram hesabı açtım. Aslında açıldı da bir hafta falan oldu ama yine de şimdiden ben söyleyeyim, şimdi hatırlatayım. Aşağıdaki linkten Instagram hesabını takip edebilirsiniz. Önümüzdeki haftalarda sık sık oralardan da post paylaşmayı düşünüyorum. Hem bizim kanalımızdan komik kesitler, kısa videolar şeklinde hem de işte fotoğraf olur, gönderi olur, paylaşım olur. Bu şekilde paylaşımlar gerçekleştirmeyi düşünüyorum. Bu sebeple açıklamadaki linkten de Instagram hesabımızı takip edebilirsiniz. İyi seyirler dilerim. Evet, merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Kerem, bugün sizlerle Birleşik Krallık serimizin ikinci bölümüyle yine karşınızdayım dostlar. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz bölümle beraber bizim kendi adımıza belirlediğimiz bazı misyonlarımız vardı ve bu bölümde bu misyonları gerçekleştirmek adına hamleler yapmaya devam edeceğiz dostlar. Aslına bakarsanız geçtiğimiz bölümde bazı misyonlarımızı gerçekleştirmek adına bazı hamleler yaptık, bazı adımlar attık. Örnek vermek gerekirse biliyorsunuz gördüğünüz Britanya, Hindistan devleti maalesef bize karşı özgürlük arzusunu sık sık yükseltmeye yeltenen bir devlet. Ve biz bunu kontrol altına alabilmek için, Britanya Hindistan'ı kontrol altına alabilmek için ki kendileri kendi içerisinde bulunan bazı vasalları da gördüğünüz üzere ele geçirmişler. Hindistan'ın tam merkezinde bulunan bazı Britanya Hindistan'ı vasalları vardı ve bu devletler şu anda Britanya Hindistan'ı tarafından ele geçirilmiş vaziyetteler. Aynı zamanda Keşmir, Nepal gibi devletlerde şu anda Britanya Hindistan'ın vasalları ve yüksek bir ihtimalle çok kısa sürede Britanya Hindistan'ın eline geçecekler abi. Yani Britanya Hindistan'ı dış işlerinde bize bağlı bir devlet olmasına rağmen maalesef bize hiçbir şey sormadan tamamen dış işlerinde bağımsız hareket ediyor ve bizden habersiz toprak bile ele geçirip güçleniyor. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Britanya Hindistan'ı bu kadar vurdum duymaz bir vasal devlet iken belli bir süre sonra bizi dinlemeyecek ve Birleşik Krallık hükümetine, Birleşik Krallık devletine kısa bir süre içerisinde ihanet edip bağımsızlığını ilan edecek abicim. Bunun için ne yapıyoruz peki biz? Britanya Hindistan'ın bağımsızlığını ilan edeceği o güne kadar Britanya Hindistan'ın çevresini kuşatacağız abi. Birleşik Krallık'ın aklıyla oynamayacaksınız kardeşim. Yani Birleşik Krallık'ın devlet aklıyla oynamak hani hayatınızda yapmanız gereken kesinlikle son şey. Eğer oynarsanız şu an yaptığımız gibi Birleşik Krallık'ın akıl oyunlarıyla karşı karşıya kalırsınız abi. Biz ne yapıyoruz peki bunun karşılığında? Orta Doğu'yu adeta bir çorbaya çeviriyoruz abi. Orta Doğu'ya 1937-1938 yılları itibariyle büyük bir sefer başlattık ve bu sefer tamamen Britanya Hindistan'ı kontrol altına alma amaçtı. Yani Britanya Hindistan'ı kontrol altına almak için Orta Doğu'yu kullanıyoruz abi. Ne yapacağız peki? İran, Irak, Ürdün ve Arabistan toprakları üzerinde kurulacak büyük bir Britanya Arabistanı devleti kuracağız ve bu devlet Britanya Hindistan'ın sınırlarında güçlenecek ve Britanya Hindistan'ın bağımsızlık ilan edeceği günde onlara kafa tutacak, onlara karşı koyacak abi. Britanya Hindistan'ın öyle hiçbir zorluk çekmeden bize karşı bağımsızlık ilan etmesi gibi bir durum ne Birleşik Krallık ne de bizim halkımız tarafından kabul edilebilecek bir durum değil kesinlikle. O sebeple planlarımıza devam ediyoruz abicim. Bu bizim sadece misyonlarımızdan bir tanesi. Misyonlarımızdan bir diğeri ise hatırlayacaksınız Afrika'da bizden başka bir kolonici devletin bulunmamasıydı. Belçika, Portekiz, İtalya, Fransa hariç Avrupa'da ne kadar çok kolonici devlet varsa bizim haricimizde hepsini Afrika'dan atacağız. Afrika bizim çöplüğümüz. Afrika bizim çöplüğümüz. Oraya bizden başka devlet, biz ve bizim müttefiklerimizden başka devlet giremez abicim. Öyle bir şey yok. Oraları biz denetliyoruz. Belçika'ymış, Portekiz'miş, bunların buralarda işi yok. Bunlar buradan atılacak. Misyonlarımızı bir kez daha hatırlattığımıza göre kaldığımız yerden devam edebiliriz abicim. Orta Doğu için bir benzetme yapmak gerekirse şöyle söyleyeyim. Orta Doğu, Birleşik Krallık tarafından karıştırılan bir çorba haline gelecek abicim. Orası böyle kaynayan bir çorba ve biz o çorbayı karıştıran devlet olacağız. Böyle yukarıdan bir el o tencereyi karıştıracak abi. Anlatabildim mi? İşte o el Birleşik Krallık'ın eli olacak. Şimdi Orta Doğu'daki seferlerimize, Orta Doğu'daki çıkarmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz Irak seferiyle. Bir Irak seferinin artık vakti geldi. Ben videoya geçmeden önce İran toprakları üzerindeki asimilasyonları vesaire de tamamen başlattım. Şu anda Orta Doğu'da hani böyle kaynamaya devam eden bir çorba içerisinde kesinlikle ve kesinlikle bir isyan istemiyorum. Bu sebeple de Orta Doğu'da asla asimile edilmemiş bir toprak bırakmamamız gerekiyor. Yani Orta Doğu'yu herhalde sizlere anlatmama gerek yok. Çoğunuz benden iyi biliyorsunuz Orta Doğu'yu. Her an her şeyin olabileceği bir coğrafya. Özellikle de böyle Avrupalı emperyalist güçler bu bölgelere girdikçe her an her şeyin orabilitesi daha da yükselen bir coğrafya. O yüzden Orta Doğu'da hiçbir şeyi hafife almamak, hiçbir şeyi küçümsememek lazım. Buna göre hareket etmek gerekiyor. Şu anda İran 380 binlik bir ekonomisi var. Birleşik Krallık'ın o bölgeye çıkaracağı 650 binlik bir ordu. Yani fazlasıyla herhalde yeterli olacaktır diye tahmin ediyorum.
Bu arada Londra'da liman mı yok lan? Ya ciddi olamazsınız ama. Aa, Londra... Ha, Londra'nın denize kıyısı yokmuş. Pardon, Londra burada olarak görünüyor. Oğlum başkent yanlış olmuş lan. Beyler başkenti yanlış yapmışsınız. Şu Hearts of Oak'in yetkililerine söyleyin. Bu oyunda çok fazla yanlış başkent var. Düzeltsinler artık oğlum, aşırı fazla yanlış başkent var. Her neyse, neyse artık 650 binlik bir orduyla geldik abi. Vergileri artık birazcık daha kısabiliriz. Halkımız bu yoğun savaş stresinin arasında en azından birazcık mutlu olabilsinler. Bir yandan da hatta araştırma yatırımları gerçekleştirerek Birleşik Krallık'ın bu alanda dünyaya liderlik etmesini sağlayabiliriz abi. Hop kardeşim. Yani biz Britanya Hindistan'ı gibi güçlü bir devletin bile bağımsızlığını ilan edememesi için bu kadar 40 takla atıyorken British Malaya gibi bir devletin hani bize karşı bir hamle gerçekleştirmesine kesinlikle izin vermememiz lazım. O yüzden Irak seferini kısa bir süreliğine erteliyoruz abicim. British Malaya normalde bir vasal devletti ama bu yaptığı hamleyle vasallığını da kaybedecek. Benim hatam mı? Yani Allah aşkına siz söyleyin, benim hatam mı? Benim hatam değil. Sen burada gürül gibi geçinirken hani ne bileyim sana biz zerre karışmıyoruz, vergi bile almıyoruz, o kadar düşün. Al işte North Borneo, senin nerede olduğunu bile bilmiyorum ki ben. Allah aşkına bir dakika bakacağım ya. Ya gerçekten çok merak ettim. North Borneo. Neredesin kanka? Oğlum bura nere lan? Ne saçma bir devletsin lan sen. Bir dakika, Endonezya topraklarında mı bu elemanlar? Oha buradalarmış lan. Bilmiyordum o kadar buraya yakın. Tamam, onu da alırız abi. Onu da alalım. Yani var ya, size harbiden rahat batıyor ya. Zerre karışmıyorum. Yani para almıyorum. İngiltere gibi bir devlet sizden para almıyor. Bak burada Sovyetleri görüyor musun ne yaptığını? Sovyetlerin ne yaptığına bir bak kardeşim. Adam vasallarını tek tek ele geçiriyor. Ulan burada Beyaz Rusya vardı vasal. Burada Ukrayna vardı vasal. Ne oldular? Puf oldular kanka. Yok oldular. Yani böyle hani çok... Sovyet mi olayım ben illa? İlla Sovyet gibi vasallarıma kabus mu yaşatayım? Onu mu istiyorsunuz kardeşim? Biz ne kadar rahatlık verirsek onlara o kadar rahatlık batıyor ya. Siz istediniz lan. İlla beni Sovyet gibi yapacaksınız değil mi? Bekle bekle, geliyorum, bekle. Bekle, ilk çıkarmayla başladık, hadi bakalım. Gel bakalım, gel. Ya sen kimsin de bana bağımsızlık ilan ediyorsun ya? Birleşik Krallık'ın vasalı bile olmak bu dünyada bir prestijdir, bir onurdur lan. Sen kimsin de hani bana bağımsızlık ilan ediyorsun ya? Öyle değil mi beyler? Yani bunlara şu Birleşik Krallık Devleti'nin aklıyla oynanmayacağını bir öğretmemiz, bir göstermemiz lazım. Sadece bu bağımsızlık ilan edenlere değil, bütün dünyaya. Ama ben bir yandan da bu bağımsızlık ilan eden devletlerin bizim adımıza olumlu bir hamle yaptıklarını düşünüyorum. Biz bunları böyle ele geçirdikçe bizim vasalımız olan diğer devletler görecek ki Birleşik Krallık kendisine isyan eden, kendisine ihanet eden vasallarının gözünün yaşına bakmıyor kardeşim. Bakmayacağız, hiçbirinin gözünün yaşına bakmayacağız. Hepsi bizim. Bize ihanet etmeyeceksiniz oğlum. Vasalımız olarak ya kalacaksınız ya da kalacaksınız, yani başka bir çareniz yok. İşte bu gözdağını bütün vasallarımıza vermek için açıkçası bu savaşlar, bu North Borneo ve British Malaya savaşları bence bu açıdan gayet güzel oldu abicim. Şuradaki toprağı da hemen ele geçirelim. Geri kalan ordularımız da şöyle denize çıksınlar. North Borneo'ya çıkarma atmak adına. Bu kim? North Borneo bu galiba. He, barışırım aynen. Sen önce bağımsızlık ilan et, sonra barışmak için 40 takla at. Olur kanka, olur aynen. Aynen kanka. Evet, 1061'lik bir ordu getiriyor. Nereye götürdüğünü bilmiyorum ama çok da önemli değil. 1061'lik orduyla hiçbir şey yapamaz. Çıkarma atarsa da geri alırız topla. Evet, çıkarmamızı atalım. Gayet güzel. Sonunda North Borneo topraklarına da ilk çıkarmamızı gerçekleştirdik. Orta Doğu'yu kazan haline getirelim. Orta Doğu'da çorbayı karıştıralım derken bizi yani Pasifik'e doğru çektiler. Hani gerçekten beklemediğim bir durum, beklemediğim bir vaziyetti. Ama sonuçta Birleşik Krallık olarak hani şöyle bir göstermem gerekirse dünyanın her tarafına hükmediyoruz. Hani bize boşuna toprakları üzerinde güneş batmayan imparatorluk demiyorlar abi. Yani dünyanın her yerinde toprağımız var. Şöyle bir eyaletler haritasına baktığımızda gerçekten toprağımızın olmadığı bir bölge yok ki abi. E hal böyle olunca hani Orta Doğu'yu ele geçireyim derken birdenbire karşına Pasifiklerden değişik değişik devletler bağımsızlık ilanıyla çıkabiliyorlar abi. Artık bunları da normal karşılayacağız. Bunlara da alışacağız. Büyük devlet yönetmenin zorluklarıdır abicim bunlar. Ve biz büyük devlet yönetmeye son derece alışkın bir hükümet olarak hani bunlara alışacağız abi. De buradaki topraklar ne kadar küçük lan. Aşırı küçük topraklar, hiçbir şey göremiyorum. Ha, hallettik, güzel. Oğlum ya bu ne saçma bir toprak şekli. Allah aşkına bir çıksanıza şuradan. Bir dakika, sen de şuraya gelebilir misin 2 dakika? Oğlum o nasıl bir toprak lan öyle? Nasıl çizdiniz lan burayı? Maşallah, değişik değişik topraklar var abi.
North Borneo herhalde bu acayipliğine güvendi, bilmiyorum yani. Çünkü bu adamın kendine İngilizler karşısında güvenecek başka hiçbir şey yok. Hani çok acayipime gidiyor yani. Vergi bile almadığım adamlar nasıl böyle rahat savaş ilan ediyorlar ya? Neyse, artık barış antlaşmalarımızı imzalayalım abicim. Ne demiştik? Bize bağımsızlık ilan etmenin cezası vasallığını da kaybetmektir abi. Direkt olarak bizim tarafımızdan annekslenmektir. Bize bağımsızlık ilan etmenin cezası. Evet, her neyse. Şöyle bir ordularımızı seri şekilde toplayalım. Ne kadar ordumuz var bir görelim abicim. Her ikisiyle de barış antlaşmalarımızı imzaladık. İngilizler her zaman olduğu gibi alışılageldiği üzere çok da fazla kayıp vermeden bu savaştan da ayrıldılar. Kolay mı oldu? Son derece de kolaydı açıkçası. Pek bir zorluk yaşadığımızda söyleyemeyeceğim. Yalan olur yani. Şimdi şöyle bir ordumuza bakalım. Başka bir yerde ordumuz kalmamış. Gayet güzel. Ama bu devletin altyapısı bu kadar kötü olduğu sürece maalesef biz zorluk çekeriz abi. Yani önemli bölgelerimize bazı liman inşaatları ve yine önemli bölgelerimize bazı kale inşaatları gerçekleştirmemiz gerekiyor. Öncelikle bir kere Birleşik Krallık topraklarının güneyi hani böyle limanlarla donatılmalı abi. Yani bu Birleşik Krallık topraklarının güneyi pek çok devlete deniz komşuluğu yapan, pek çok devlete deniz sınırı olan bölgeler. Ve bu yüzden hani hem ticaret açısından hem de saldırı açısından, savaşacağımız devletler açısından İngiltere'nin, Britanya Adası'nın güney bölgelerinde pek çok limanın bulunması gerçekten önemli. Şimdi şöyle baktığımızda evet gayet güzel, işte istediğim bu abi. Yani bu ülkenin altyapısını bu şekilde oluşturmamız lazım. Bir de tabii ki bu bölgelerdeki işte İzlanda gibi, Danimarka gibi devletleri kontrol altında tutabilmek amacıyla en kuzey noktalarımıza da bazı liman inşaatları gerçekleştirmemiz lazım. Ve tabii ki de devletimizin ekonomisinin en yoğun olduğu kısımlara bazı kaleler de inşa edilebilir. Örneğin Londra toprağına şöyle iki seviye bir kale artı bir gözetleme kulesi inşa edelim. Gözetleme kulesi inşaatının sebebi de olur da bir gün İngilizler çok vahim bir duruma düşer ve düşman Londra önlerine kadar gelirse, düşmanın Londra önlerindeki ordu sayılarını görebilmek adına Londra'ya da bir adet liman inşaatını gerçekleştirdik. Bakın videoyu gece 4'te çekiyorum. Ya ben böyle bir sıcak görmedim ya. Ben böyle bir sıcak görmedim. Gece 4'te hava nasıl bu kadar sıcak olabilir ya? Yemin ediyorum var ya, yani şu kış gelsin artık. Vallahi sıkıldım ya. Bu kadar hayır, videoda çekilmiyor bu sıcakta. Anlatabiliyor muyum? Yani insanın moralini bozuyor harbiden ya. Neyse bakalım. Devam edelim abicim. Elimizdeki paraya bir bakılınca yani şu dünyada bize karşı koyacak ülke yok ya. Çok net şekilde hepsini kontrolümüz altına alabilecek gücümüz var gerçekten. Mükemmel bir güç yani. Gerçekten şu anda Birleşik Krallık'ın gücü dünyada hiçbir devlette bence kıyaslanamaz abi. Ha, dördüncü sırada görünüyoruz mantıken. Ama o sadece bizim kendimize ait olan güç. Yani vasallar vesaire de eğer işin içine katılacak olursa hani dünyada Birleşik Krallık'tan daha yüksek hegemonya kurmuş bir devlet bulamazsınız. İmkansız bir şey. Yani biz vasallarımız da çok güçlü bir devletiz. Hele bir de müttefikleri katarsan işin içine, zaten dünyanın yarısı bizim. Yani müttefik ve vasalların ikisini birden katarsan işin içine, dünyanın yarısı bizim abi. Hani Fransa dünyanın ikincisi, biz dünyanın dördüncüsüyüz. Britanya insanı bizim vasalımız, dünyanın dokuzuncusu. Ki özgürlük arzuları da çok azalmış gerçekten bu arada. Yani biz kendilerinin sınırlarında ne olur ne olmaz önlemlerimizi alıyoruz ama biz bu önlemleri alırken adamların özgürlük arzusu epey yüksek bir düşüş eğilimine geçmiş gerçekten. Şaşırtıcı. Ben bir an önce bağımsızlıklarını ilan ederler diye tahmin ediyordum ama tahmin ettiğim gibi olmadı. Bu arada teknolojik yatırımlarımız epey güzel katkı sağlamış harbiden hocam. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'ni de geride bırakarak birinci sıraya yerleş... Hadi lan. Heh, yerleştik abicim, hayırlı uğurlu olsun, gayet güzel. Artık teknolojide Birleşik Krallık dünyaya önderlik ediyor kardeşim. Sadece askeriyede değil, sadece vasallarda değil, sadece diplomatik alanda değil. Biz her alanda dünyaya önderlik edeceğiz. Birleşik Krallık böyle bir vaziyete layık bir ülke kesinlikle. O yüzden abicim her alanda yatırımlarımız layığıyla devam edecek. Evet, artık yavaştan yeni ordu basım işlemleri. Gerçi gerek yok. 552.000'lik orduyla Irak'ı net alırız abi. Yani şu an bizim bu son 20-30 yılda Amerika'nın Orta Doğu'ya yaptığı şeyi şu an biz biraz daha farklı bir şekilde gerçekleştiriyoruz abi. Amerika ne yaptı? Oralara girdi, iç karışıklıklar çıkardı. Biz onlar gibi korkaklık yapmayacağız abi. Biz gireceğiz, kendimiz alacağız. Birleşik Krallık'ın raconu budur kardeşim. Öyle girip de içeride antin kuntin işler çevirmeyiz biz, tamam mı? Anlatabildim mi? Biz girer alırız. Bizim raconumuz budur. Bilmem ben Amerika Birleşik Devletleri'nin ne yaptığını, ne ettiğini. Bizim raconumuz girip almaktır. Evet güzel. Şöyle birazcık yine araştırma puanı ayıralım. Araştırmaya yatırım yapalım. Evet gayet iyi. Zaten bu bölgede hani hemen hemen bütün devletler bize bağlı, bizim vasalımız olan devletler olduğu için. Yani Mısır'a bakıyorsun, Birleşik Krallık. Suriye'ye bakıyorsun, Fransa. Hani ne bileyim
BAE'ye bakıyorsun. Yine bizim devletimiz var. Umman devleti var. Umman'a bakıyorsun. Yine Umman var. Hani zaten Orta Doğu'nun her tarafı bizim vasallarımız tarafından çevrili olduğu için aslında zaten bizden önceki hükümet hani Orta Doğu planını gerçekleştirmiş. Orta Doğu zaten hazır. Yani her tarafında devletler kurulmuş. Bizim tek yapmamız gereken bu kuşattığımız alanı tamamen ele geçirmek. Anlatabildim mi? İşte Irak'tır, Arabistan'dır, Ürdün'dür bu devletleri ele geçirip artık bizim bu Kudüs taraflarındaki topraklarımızla İran tarafındaki topraklarımızı birleştirmek. Tamam mı? Yani şurayla şurası birleşecek. Bunu biz gerçekleştireceğiz abi. Yavaştan ordularımızı dilerseniz bir hizaya sokalım abicim. Şöyle 20 binlik ordular dizeceğim ben her bir sınıra. Fazla ya da az gelebilir, çok da sorun değil. Ama ben zaten bu körfezden de Basra körfezinden de çıkarmalar gerçekleştireceğim için çok kapsamlı bir hareket olacak Irak harekatımız. Irak'ı hafife almayın. Onu da bir savaşın başından söyleyeyim. Irak hafife alınması gereken bir devlet değil kesinlikle. Irak'ın gücü var abi. Yani özellikle nüfus olarak da gayet güzel bir güçleri var Bağdat ve çevrelerinde. Yine keza aynı şekilde Süleymaniye ve çevrelerinde. Yani bu adamların az çok bir gücü var abicim. Bu adamlar çok da hafife alınmaması gereken bir devlet. Hani o yüzden kimseyi hafife almayalım. Herkese layığıyla saldıralım. Herkese layığıyla savaşalım. Herkese hak ettiği değeri verelim. Düşmanımıza bile gerekli hakkaniyeti göstererek savaşalım. Pek Birleşik Krallığa uygun cümleler değil bunlar, fark ettim ama hani bizim hükümetimiz biraz daha bu şekilde yönetmeye. Bu arada Acun gibiyim değil mi beyler? Sürekli siyah. Harbi bak Acun'u idol alıyorum ha. Acun abi, Acun Bey'i idol alıyorum kendime. Sürekli siyah giyeceğim. Çok hoş. Alım tarzı mükemmel abi ya. Siyah aşırı yakışıyor. Evet her neyse. Irak devletine savaşımızı ilan ediyoruz dostlar. 13 Haziran 1941 tarihi itibariyle Birleşik Krallık'ın Büyük Orta Doğu planı gerçekleşmeye ve ilerletilmeye devam ediyor. Hayırlı uğurlu olsun dostlar. Umarım yine bizim zaferimizle ayrılacağımız güzel, fazla kayıp vermediğimiz bir savaş olur. Savaştan sonra hatırlatın diyorum da yayında değiliz. Ben son zamanlarda canlı yayınlara çok alıştım galiba. Savaşın bitiminde her iki devletin de kaçar kayıp verdiğine kesinlikle bakacağız abi. Yani Irak gibi Orta Doğu'nun güçlü sayılabilecek devletinde, güçlü sayılabilecek bir devleti karşısında ne kadarlık bir kayıp vererek bu savaşı bitireceğimizi ben gerçekten merak ediyorum. Gördüğünüz üzere kahraman ordularımız Irak topraklarına girişini yapıyorlar kardeşim. Haydi koçum, yürüyün, layığıyla da geri dönün. Almadan gelmeyin koçum. Almadan gelmeyin. Helal olsun be, helal olsun be şu girişe bak aslanlarım benim. Bak şurada çok kayıp verdik. Şurada çok kayıp verdik. Bak mesela şu anda saldıran taraf olduğumuz için muhtemelen biz çok daha fazla kayıp verdik onlara göre. Çok daha fazla değil ama 4000 orduluk daha fazla bir kayıp vermişiz şu anda onlara göre. Ha, Birleşik Krallık için bu kötü bir durumdur. Kesinlikle Birleşik Krallık karşısındaki devletler karşısında hani daha az kayıp vermeli. Ama şu an gerçekleştirdiğimiz savaş bir saldırı savaşı, bir savunma savaşı değil. O yüzden bu yaptığımız, bu verdiğimiz kayıplar açıkçası son derece normal. Devletimiz ve halkımız tarafından da normal karşılanacaktır diye tahmin ediyorum. Bağdat önlerine birazdan ulaşmış olacağız dostlar. Kimse bizi durduramaz kardeşim. Kimse bizi durduramaz. Alayınız gelsin. Amerika gelsin lan. Amerika gelsin desin ki Birleşik Krallık dur çok fazla ilerledin. Hele bir gelsin desin. Heyecanla bekliyorum. Amerika kimmiş lan? Sen kimsin lan kardeş? Sen kimsin lan? Kaç ekonomin var oğlum senin? O abi. Bir şey yok abi, bir şey yok. Biz Irak'a girdik de. Heriflerin 14 milyon ekonomisi var. Heriflerin 14 milyon ekonomisi var. Dikkat etmek lazım. Ama öyle herkese atarlanmayacaksın. Öyle herkese atarlanmayacaksın. 14 milyon. 14. Bizimki 5 kanka galiba. Bizimki 5. Onlarınki 14. Evet, fazlaymış. Bir daha da öyle Amerika'ya falan atarlanmayacaksın kardeşim. Tamam mı? Böyle sokakta milletin kim olduğunu bilmeden atarlanan sokak serserileri gibi hissettim kendimi ya. Böyle ne bileyim abi, hani böyle sokakta sataşırlar ya insanlara, kim olduğunu da bilmezler. Lan belki karşındaki adam İçişleri Bakanı'nın oğlu çıkacak. Yani o kadar değişik keko böyle serseri tipler var ki. Hani böyle durup dururken insanlara saldırıyorlar ama kim olduklarını zerre sorgulamıyorlar abi. Öyle tipler var ya hani sokak serserileri. Yani aynı onlar gibi hissettim az önce kendimi. Kim olduğunu bilmeden adama böyle atarlandık. Dersimizi aldık, bir daha olmaz. Bir daha olmaz Amerika abi. Özür dileriz. Ettik bir ayıp. Ayıp ne? Ettik bir ayıp, artık sen bizi affet. Yani sen bizi affet vallahi. Evet, birazcık ordu çıkaralım şuradan da. Irak'ın gerçekleştirdiği savunmayı kırmak adına hamleler gerçekleştirelim. Zaten şu bölgedeki Bağdat civarındaki normal, yani adam Bağdat civarında savunmalarını arttırdı. Gayet normal bir durum.
Bağdat civarındaki savunmalar hariç bu adamların bize çıkarabileceği bir sorun, sıkıntı yok gibi görünüyor. Yani Bağdat'ın çevresini düşürürsek eğer bu iş bitmiştir hocam. Evet, gayet güzel. Şöyle şu bölgeyi de ele geçirelim. Çok güzel. Şöyle saldırılarımızı gerçekleştirelim. Mükemmel. Mükemmel. Yani hiçbir sorun çekmiyoruz abi. Şurayı bir düşürürsek eğer hayırlısıyla. Bakalım, düştü, 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 düştü. Lan orayı niye düşürmemişiz? O kadar toprak içinde oraya bir tane saldırı yapmamış mıyız ya? Bak bu arada burada bağlantı hatası var. Hearts of Oak'in yapımcıları izliyorsa eğer beyler. Düzeltin bunları ya, çok fazla bağlantı hatası var. Gerçi bizim Conqueror'sın da ilk sürümünde çok fazla bağlantı hatası vardı ama bir ikinci sürüm çıkardık, ne sorun varsa düzelttik abi. Bunlar düzeltememişler. Her neyse. Sonunda 11 Temmuz 1941 tarihi itibariyle Birleşik Krallık ordusunun gücüne ve Birleşik Krallık'ın taktiksel dehasına dayanamayan Irak orduları Irak'ın yakıcı güneşi altında bir Temmuz ayında teslim olmayı sonunda kabul ettiler ve Irak toprağı da bizim Orta Doğu planımızın bir basamağı olarak Birleşik Krallık'ın eline geçmiş bulunmakta dostlar. Kayıplara bakmak gerekirse ya yine saldıran taraf olmamıza rağmen adamlardan 15 bin daha az kayıp vermişiz abi. Irak toplam 191 bin. Öyle denir herhalde. Ordu kaybederken biz 175 binlik bir ordu kaybettik. Yani işte bizim devletin büyüklüğü, taktiksel dehası abi yani gerçekten. Irak topraklarında tabii ki tamamını elimize geçiriyoruz dostlar. Irak'taki ordularımızın misyonu sona erdiğine göre, görevleri bittiğine göre kısa bir süreliğine tatil yapmak adına değerli ordularımız Londra'ya dönebilirler abicim. Hatta size bu sefer... Hocam yapma onu be. Ya onu yapma be. Almanlarla savaşa girme be. Evet, şu anda Fransızlar Almanlarla bir savaş halindeler. Ve bizim de bu savaşa girmemizi bekliyorlar. Ve Almanların 6 milyon ekonomisi var bizden daha fazla. Kardeşim biz müttefiğimizi yalnız bırakmayız, tamam mı? Biz müttefiğimizi yalnız bırakmayız. Geliyoruz. Geliyor. Bekle, şu orduları bir toplayayım, geleceğim, tamam mı? Orduların bu arada bir an önce English Channel'a gelmesi lazım. Şuraya İngiliz kanalına gelmesi lazım. Yoksa bakın şu an Britanya adası tamamen savunmasız. Tamamen savunmasız ve İtalyanlarla da savaşa girdik. Bir dakika. Bu bizim için aslında bence bir fırsat abicim. Biliyorsunuz bizim misyonlarımızdan bir tanesi neydi? Sizlere hemen seri bir şekilde hatırlatayım. Bizim misyonlarımızdan bir tanesi Afrika'daki diğer Avrupa devletlerini tamamen buralardan atmak, koloniciliği tekel haline getirmekti abicim. Ne demek tekel? Sadece bizim tarafımızdan yönetilen bir iş. Tekel haline getirmek. Bu yüzden hani İtalyanların Afrika'dan atılması adına aslında bu savaşın benim için olumlu bir tarafı da olabilir abi. Ha, zorlanacağız mı? Zorlanacağız. Orası ayrı. Arkadan bizim yaklaşık 500.000'lık ordumuz English Channel'a doğru ilerlerken Alman donanmalarını durdurmak için, bir yandan da İtalya ordularını Afrika'da durdurmak adına bu bölgelerde ordu basım işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. Ama artık bu bölümümüzün son turu olsun. Artık yarın kaldığımız yerden, yarın değil belki bugün de atabilirim ikinci videoyu, kaldığımız yerden devam edeceğiz dostlar. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Videoya beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca açıklamadaki linklerden Kerem Yılmaz Discord sunucusuna katılabilir. Instagram hesabımı takip edebilir ve başka ne vardı açıklamada? Bilmiyorum abi, işte bakın açıklamadaki linklere. Şimdilik benden bu kadar dostlar. Bir dahaki videolar ve yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.